ekranı göstereceğim arkadaşlar. Yani her videoda 4 transfer gibi bir şey yaparım diye tahmin ediyorum. Zaten bazı oyuncular elimde var. Elimde olan oyuncularla başlayayım ben o zaman. İlk başta sağ kanat. Jadon Sancho'yu buraya koyalım. Ondan sonraki transferim Leon Goretzka olacak arkadaşlar. Ve şimdi parayla oyuncularımı almaya başlayabilirim. İlk başta olmazsa olmazımız şuraya Leva yazılır. Fiyat dedim ki 750 bin. İnşallah çıkar. Güzel. ...595.000'e Lewandowski'yi aldım arkadaşlar. Hemen üstüne bir de kime alacağımı, bu Tolisso yazıyoruz. Tolisso yazmıyoruz, buraya Müller yazalım. Müller, 89 değilim. Evet, Engato. Buraya 400.000'e çıkacağını düşünüyorum. Çıkmadı. 500 bin. Yanlış mı yazdım? Kaç para bu ya? Yanlış yazmamışım ki. Pahalı. Sizler için alayım ben. Şuraya 1 milyon diyeyim. 1 milyon çıkmaz sana artık. Evet, Bundesliga transferlerini izlediniz. Şimdi sırada Lig 1 transferleri. Haydi transferlerimize geçelim. Evet arkadaşlar, ilk transferimiz 88'lik Blas olacak. Hemen yazalım Lig 1'den MOO. Hemen 300 binin altında çıkarsa bizim için uygun bir fiyat. 125 bine var, 124 bine. Tam 124.410 coin ise 88'lik Blas alıyoruz. Evet. 88'lik Blas. Şimdi de arkadaşlar ikinci transferimiz Marquinhos olacak. Marquinhos yazalım şuraya. 88. Hemen 300 bin kalsın. Pozisyona stoper. Bakalım çıkacak mı? Çıkmadı. Marquinhos'u mu yazdım? Mar yazalım şuraya. Evet. Marquinhos'u yanlış yazmışız. 276 bine var. 272 bin. 272 bine Marquinhos'u kadromuza katıyoruz. Evet. Şimdi de bir de santrafor transferimiz var. İlerleyen zamanlarda 94 Burak Yılmaz'ı da alacağız. Ama şimdilik ilk videodan dolayı David'i alıyoruz. 88'gen.
pozisyonu santrofor yapalım. Programı evet, donduran futbol lan. 200 bine var. Bakalım 200 binin aşağısında var mı? 200 bin. Çıktı. Oo, 130 bin hemen alalım. 130 bine de Jonathan David alıyoruz arkadaşlar. Evet, yanlış duymadınız. Jonathan David. Hemen şimdi ben önceden kadromda da vardı. 102'lik Fonte. 102 gen Fonte Lig 1'in oyuncusu. Bir de kalemize de Maignan geliyor. Evet, 96 gen. Şimdi pazardan yaptığımız transferleri koyalım. İlk transferimiz Jonathan David olmuştu. Jonathan David'i koyalım buraya. İkinci transferimiz stoper Marquinhos. Hemen şurayı da Lig 1 yapalım. Evet, orada da Blas'ımız var. Şuraya da Blas'ı koyuyoruz. Evet. Hemen şimdi dizilişimize de bakalım. 4-3-3 atak bizim için iyi olur derken hemen karşımıza 4-3-3 atak çıkıyor ve kadromuz ilk transferlerle böyle duruyor. İlerleyen bir sonraki bölümde de sağ bek ve sol bek ve o bir tane orta sahayı değiştirmeyi düşünüyorum. Evet arkadaşlar, Lig 1 transferleri böyleydi. Şimdi Premier Lig transferlerini izlemeye gidiyorsunuz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tuna. Bugün sizlerle birlikte bir önce de söylediğimiz gibi şu anda Premier Lig oyuncularını izleyeceksiniz, transferlerini. Ve hemen başlayalım. Öncelikle elimizdeki oyuncuları koymak istiyorum. Zola elimizdeki oyunculardan, gördüğünüz gibi Chelsea Premier Lig. Onun yanına bir ikon daha koyuyoruz, Wright. Onu da bir sonraki videolarda 90 genlik halini görebileceksiniz. O da Arsenal. Sonra sol kanadımıza geleceğin bir stand koyuyoruz. Phil Foden koyacağız. Sonra orta sahaya da kadro kurma ile geldi. Topluluğa ben de aldım. Hemen Endombele. Ve bu da iyi bir oyuncu. Fakat bu da maalesef sol bekte oynayabilecek. Jack Grealish. Gördüğünüz gibi Jack Grealish de buradaymış. Koyduk. Şimdi hemen iki transferimizi yapacağız arkadaşlar. Öncelikle ben kaleci almak istiyorum. Kaleye 89 gen Ederson. Gördüğünüz gibi. Fiyatı 200 bine vardı bir tane. Sonra satıldı arkadaşlar. Böyle bir olan oldu. Ya Alisson alacağız ya da Ederson. Fiyatına göre bakacağız arkadaşlar. 398 bine bu var. Bir de Alisson'a bakıyoruz. Alisson da şey istiyorum, çünkü o kafa golü attığı için onu istiyorum ama belli de olmaz. Alisson'u yanlış mı yazdık? Kontrol hemen edelim. Hayır. Ve o zaman Ederson'u hemen alıyoruz. Çünkü Ederson daha ucuzmuş. Dediğimiz fiyat 400 bindi. Ederson'u da kadromuza kattık arkadaşlar. Ve hemen diğer transfere gidelim. Arkadaşlarım, hemen burada da Trent Alexander-Arnold alacağız. Onun fiyatını da 400 binden ayarladık ve başladık. Oo. Alexander Arnold'u da böyle arattık. Fiyat olarak ucuzmuş. 400 bin diyoruz hemen. Hadi be. Ve 430 bin coin sarattıktan sonra Arnold biraz bize sıktı boğazdan. Ve tamamen ucuz. Hemen 444 bine varmış. 444 bine de Arnold'u aldık. Şu anda coin'sim kalmadı fakat arkadaşlar hem elimdeki oyunculardan böyle hem de diğer önceki kadromda da geliştireceğim. Hemen oyuncuları koyalım. André Junior yerine Ederson geldi. Sağ bekimize de Trent Alexander-Arnold geldi arkadaşlar. Böyle videonun da sonuna geldik. İnşallah beğenmişsinizdir. Bir sonraki transferler için like at, abone ol.
Bugünlük bu kadar. Bay bay.